Akıllı Sporcu'nun kanalı Ağırsağlam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size görüntülü yardımcı olamayacağız ama mükemmel bir konuğum var. Sayın Ebubekir Çiftçi. Kendisi Türkiye'de hipertrofi deyince şu anda benim kendi kişisel yorumum bu, en iyi içerikleri yazan kişi. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim güzel dileklerin, düşüncelerin için. Genel anlamda Türkiye'de hipertrofi biliminin ilerlemesi yönünde katkılarda bulunmaya çalışıyorum. Gerek hakemli dergilerde makaleler yayınlayarak, gerek bu konu üzerine kitaplar yazarak. Yine keza yabancılarda çok bilinen ünlü kitapların da şu an çeviri kısmını yapıyoruz. Yakında onların da duyurusunu yapacağız. Umarım herkese faydalı olur. Oluyor hocam, oluyor kesinlikle. Kendisiyle bugün bir araya geldik ve sizler için uzun bir dinleyebileceğiniz formatta hipertrofi semineri gibi bir şey sunacağız yani. Evet. Adına seminer demek tabii doğru olmaz ama siz bu kaydı ekranınızın tuş kilidini de kapatıp YouTube Premium'dan uzun süre boyunca kardiyo yaparken veya trafikteyken dinleyebilirsiniz. Tabii ki daha fazla bilgi için hem Ebubekir Hoca'yı hem de Ağırsağlam'ı şimdiye kadar takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Fakat hocamın bir de kitabı var bununla alakalı ve yenisi de geliyor galiba hocam. Evet, çeviri dediğim kitabımız da geliyor. Kendi yazdığım kitaplarım da var. Çeviri kitap da, yani gelen kitap zaten çok ünlü bir kitap. O da çok faydalı olacaktır. Kendi kitabım da keza ele alınmayan pek çok noktayı, diğer yabancı kitaplarda da hani bunu söyleyeyim. ele alınmayan pek çok noktaya parmak bastığımız için kesinlikle onun da faydalı olacağını düşünüyorum okuyanlar için. Ben de %100 güvenle hocamı burada promote etmek istiyorum. Hakikaten kaliteli içerikler. Şimdi bu videodan da ya da bu kayıttan, bu podcast'ten de çok şey öğreneceksiniz arkadaşlar. O yüzden belki bunu birkaç bölümde defalarca buraya tıklayıp bunu dinlemeniz gerekebilir. Amacımız burada tabii böyle hani kitlelere hitap etsin veya işte çok popüler olalım falan değil. Zaten bilgi, bilim çok fazla insanın umursadığı bir şey de değil. Fakat ben buradan çok şey öğreneceğinize inandığım için beğenmenizi, paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir akışımız olacak. Öncelikle o akıştan size biraz bahsedeyim. Hani uzun bir içerik olduğu için bu akıştan siz de haberdar olun. Buna göre bölümlendirin. Öncelikle biz tabii ki Ebubekir Hocam'la beraber hipertrofi mekanizmalarını ve bugüne kadar insanların nasıl kas büyüdüğüne dair oluşturdukları bütün teorileri, fikirleri bir masaya yatıracağız. Burası hızlı bir şekilde aslında bir tarama olacak. Mekanik gerilim, metabolik stres, kas hasarı gibi hususları hocam hızlıca bize hem ifade edecek. Ben aralarda teknik kısımları anlamazsanız zaten tecahülü arif yapıp basit sorular sorarak bunu herkesin anlayacağı formata sokmaya çalışacağım. İkinci bölümümüz hipertrofi ile ilişkili temel fizyolojik prensipler. Burada artık biraz daha teknik olarak hep benim de böyle zaman zaman ağzımdan duyduğunuz ve yorumlarda küfürler ettiğiniz o prensipleri hocam güzel bir şekilde anlatacak. Yani length tension relationship bilmem ne diyorsun dediğiniz kısımları aslında burada hocam mükemmel anlatacak yani. Ve burada işin teorisini birazcık öğreneceksiniz. Üçüncü bölümümüzde artık bu teorileri biraz pratiğe yansıtacağız. Yani siz ne kadar yükle çalışmalısınız, hangi antrenman hacmini uygulamalısınız, ne kadar set arasında dinlenmelisiniz, daha pratik bir bölüm olacak. Ama bölüm 2'yi dinlediğiniz zaman bu bölüm 3'ü çok daha iyi anlayacaksınız. Ve son olarak da 4. bölümümüzde baştan aşağı tüm büyük kas grupları için öneriler, egzersiz önerileri, tavsiyelerde bulunacağız. Yani şöyle baktığınız zaman bu 4 bölümde arkadaşlar kas büyümesine dair muazzam bir bilgi birikimiyle karşılaşacaksınız. Ben hocamın sunumunu da çok beğeniyorum. Kendisini dediğim gibi tekrar takip alın. Neyse, çok konuştum hocam. Estağfurullah hocam. Ben böyle aralara girip bazen soruları işte herkesin anlayacağı şekilde basitleştirmek için burnumu sokabilirim. Veya bazen size itiraz da edebilirim belki. Her zaman. Siz de bana eminim itirazlar edeceksiniz. Beni eleştireceksiniz. Burada Real Talk, hipertrofiye dair muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor. Bu arada hocam da kendisi sporla ilgileniyor. Yani akademisyen deyince şey yapmayın. Evet. Öyle hiç. Sahada da bulunuyoruz. Yani antrenör aynı zamanda. Hani bir spor bilimiyle ilgilenen insanların işte vücut mu yapmış falan diye genelde düşünmeyin. Kendisi gerçekten iyi bir fiziğe de sahip. Boyu da maşallah. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Kesinlikle Instagram'da da takip ediyorsunuz. Şimdi ben sözü hocama bırakayım. Hocam, İlk bölümümüzde başlıyoruz. Bu hipertrofiye dair şu anda bilinen düşünceler ne? Sizin katıldığınız, katılmadığınız noktalar ne? Temelde hipertrofiye sebep olan şey nedir? Normalde hipertrofiye dair süreç genelde bellidir. Öne sürülen argümanlar. Kaslar mikro yırtıklar yaşar. Bunun üzerine yeterli onarılma süreci yaşandığında ise daha büyük bir şekilde kendini sürece adapte eder şeklinde. Ancak bu anlayış güncel çalışmalar tarafından desteklenmiyor. Şu an Aslında hipertrofi mekanizmalarına baktığımız zaman ilk defa Brad Schoenfeld 2010 yılında bize 3 adet mekanizma sundu. Bunlar arasında mekanik gerilim, metabolik stres ve kas hasarı vardı. Bu makalesinde son derecede detaylı bir makaledir bu arada. Bu 3 hipertrofi mekanizmasını mevcut hipertrofik anlayışımızın sürecine oturttu, merkezine oturttu. Ardından gelen 2012 tarihinde 2 yıl sonra yayınladığı yeni bir makalesinde ise aslında kas hasarı olmadan da hipertrofinin gerçekleştiği gösteren çalışmalara dayanarak ikisi arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi kurulamadığından bahsetti. Ve bunun üzerine de günümüzde artık anlayışımıza baktığımız zaman hipertrofi üzerine güncel anlayışımıza aslında elimizde kalan en temel prensip mekanik gerilim olarak kalıyor. Tabii ki bunların her birine ufaktan değiniriz. Mekanik gerilime baktığımız zaman bunu en fazla biz bir nebze kas hasarını ve metabolik stresi insanlar ilk duyduklarında belli bir çıkarımda bulunabiliyorlar. Ancak mekanik gerilimi duyduklarında tam olarak ne olduğunu ilişkilendiremiyorlar. En basit ifadeyle açıklamak gerekirse basitçe çekme kuvveti. Mekanik gerilimi anlamadan önce mekanik gerilimin sürece nasıl katkıda bulunduğunu anlamak ve bundan bahsetmek daha doğru olacaktır. Mekanik gerilimin gerçekleşebilmesi için kas üzerinde bulunan mekanosensör ismini verdiğimiz özelleşmiş yapıların kas lifi üzerinde bulunan daha doğrusu uyaranı algılayıp bunu hipertrofik süreçlerde işlemesi gerekiyor. Ve biz mekanik gerilimi aktif ve pasif mekanik gerilim olarak ikiye ayırıyoruz. Aktif mekanik gerilimde şunu söyleyebiliriz. Biz biliyoruz ki kas kasılması, aktin miyozin ismini verdiğimiz protein iplikçiklerinin, kas lifi içerisinde bulunan protein iplikçiklerinin birbirleriyle köprü oluşturması, birbirlerini çekip bırakmasıyla gerçekleşiyor kas kasılması. Ve bu köprü oluşumu gerçekleştiğinde kas kasılmasına neden olan bir aktif mekanik gerilim ortaya çıkıyor. Ve yine bahsettiğim mekanosensörler, kas lifi üzerinde bulunan mekanosensörler bu çekme kuvvetini yani mekanik gerilimi algılayıp kas lifini enine büyütecek şekilde bir anabolik sinyal yanıtı ortaya koyuyorlar. Ve aktif mekanik gerilim sürecinde kas büyümesi bu şekilde gerçekleşiyor. Pasif gerilime baktığımızda ise kas lifi yine dış dirence bağlı olarak uzatıldığında yine kas lifinin yapısal elemanı olarak ele alabileceğimiz titin molekülü gerdiriliyor, uzuyor. Ve son dönem yeni çalışmalarda titini de bir mekanosensör sınıfına dahil ettiği için bu uyaranı algılayıp bu sefer de kas lifinin boyunu uzatarak hipertrofi meydana getiriyor. Ve bunu ben yıllardır üzerine makaleler paylaşıyorum. Hatta ilk hakemli dergide yayınlanmış resmi makalemde kas lifinin boyunun uzayıp uzamayacağına yönelik bir makale. Hala eğitimlerde sağda solda hipertrofinin sadece enine bir büyümeyle gerçekleştiği anlatılıyor. Ancak mevcut literatürü taradığımızda bu açık bir şekilde karşımıza çıkıyor ki hipertrofi hem enine bir büyümeyle hem de boyuna kas lifinin uzamasıyla gerçekleşebiliyor. Özetle mekanik gerilimi bu şekilde anlatabilirim. Bir çekme kuvveti doğrudan kas lifi içerisinde gerçekleşiyor ve mekanik gerilim de bu yolla üretiliyor. Yani mekanik gerilimi kas lifinin ürettiği kuvvet olarak, bireysel her bir kas lifinin ürettiği kuvvet olarak ele alabiliriz. Peki hocam, şöyle anlıyorum mesela mekanik gerilim dediğimiz şey adeta böyle bir halatı tutup iki ucundan çekmeye çalışırsınız ve o halat artık bir arada durmak için kendi içinde bir kuvvet oluşturur. Evet. Biz de aslında bir dumbbell'ı kaldırırken bu kasın içerisinde oluşturulan kuvvetle beraber o yükü yer çekimine karşı veya artık neye karşı dirence karşı kullanmış oluyor. Aslında tamamen fiziksel bir olay yani. Diğer metabolik stres ve kas hasarına da gireceğiz. Şunu sormak istiyorum hocam sadece. Şimdi siz bize bir kasın nasıl kasıldığını aktif ve pasif olarak ve bu kas kasılmasının da hipertrofiyi gerçekleştiren yani kasın büyümesini gerçekleştiren yegane metot olduğunu söylediniz. Evet. Tabii daha yani insanlar şöyle düşünüyorlar yani belki 1000 yıl önce bile kuvvet karşısında zorlanıldığı zaman o kaslanıldığını insanlar biliyorlar. Yani akla yakın olan evet, şey de bu yani benim zorlanmam lazım ki işte kaslarım büyüsün. Tabii bunu da bilim insanları açıklamak ve teknik bir şekilde ifade edebilmek için teoriler öne sürüyorlar veya işte belli başlı metotları insanlara ifade etmeye çalışıyorlar. Brad Schoenfeld'in oluşturmaya çalıştığı 3 bacaklıydı. Fakat şu anda elimizdeki veri havuzu bunun aslında tek bir bacakta da ifade edilebileceğini anlatıyor. Evet. Bunu şu yüzden yani bu kısma giriyorum hocam. İnsanlar bilimin sürekli değişen ve güvenilmez bir şey olduğu gibi bir ön yargı içindeler bence. Ben bunu tehlikeli buluyorum. Çünkü bilim aslında var olan şeyi bir iPhone modeli gibi update etmiyor. Yani var olan şeyi daha iyi anlayabilmek için bazen metotlarını veya isimlerini değiştirebiliyor. O bağlamda aslına baktığımız zaman buradaki metabolik stres artık kasa büyüme sağlamıyormuştan kasıt biraz daha farklı. O yüzden daha detaylı, daha inceleyerek onu dinlemenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Buyur hocam. Peki mekanik yüklemenin ötesinde? Şöyle önce şeye değineyim istersen hocam. Bu mekanik gerilimden bahsederken bireysel kas lifi diye üzerinde özellikle durdum. Yani bütün bir kasın kendisinden ziyade biz bireysel kas lifini ele alıyoruz. Çünkü bu bahsettiğim mekanosensörler, mekanik gerilime duyarlı ve anabolik süreçleri başlatan özelleşmiş yapılar bütün bir kasın üzerinde değil, bireysel kas lifinin üzerindeler. Dolayısıyla bütün bir kasın yaşadığı kuvvet seviyesi süreçten bağımsız. Yani bu yüzden biz diyoruz çok ağır yükler kaldırabilirsin ama setler tükenişe gittiğinde hafif yüklerle de benzer kas gelişimi elde edilebiliyor diye. Çünkü mekanosensörler bütün bir kasın üzerinde değiller. Bireysel kas liflerinin üzerindeler. Bunu da yine kuvvet hız ilişkisi gibi diğer parametrelerde ele alırız. Bir diğer noktada kesinlikle güzel bir noktaya değindin. Bilimsel süreçle alakalı. Aslında bizim onu nasıl algılayıp algılamadığımızdan bağımsız olarak tek bir gerçek var, tek bir doğru var. Bilimin nihai amacı da bu doğruya ulaşmak. Yani ve bilimin değişiyor, zamanla güncelleniyor olması da aslında onun zayıf değil, en güçlü yönlerinden bir tanesi. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Sizin 6 odalı bir eviniz olsun, bir hırsız veya bir fare arıyorsunuz. Bir odada bulamamış olmanız oda sayısını 5'e indirgiyor aslında. Yani bilimin değişmesi onu zamanla daha sabit bir yere eviriyor. Ve nihai yaklaştığınız sonuç doğruya daha yakın bir hale geliyor. Evet. Sonuçta bilimsel çalışmalarda metodoloji farkları vardır. Antrenmansız denekler kullanabilirsin. Çalışma süresi kısa olabilir. Ölçüm yöntemi MRI değil de Skinfold olabilir. Yani kendi arasında çok fazla kalite farkı vardır. Metodolojik olarak yüksek kalitede çalışmalar yapıldıkça, sürece dair anlayışımız değiştikçe, geliştikçe güncel çalışmalarla daha kaliteli sonuçlar elde edebiliyoruz. Evet. Bu noktada gidip de bilimde bir A diyor, bir B diyor diye bilime küsmek yerine bu nüansların farklarını anlayıp herhangi bir konu özelinde zıt sonuç bildiren çalışmalardan hangisinin işte ölçüm yöntemi olsun, çalışma süresi olsun, kullanılan denek sayısı olsun hangisinin daha kuvvetli olduğunu bilip buna göre tutup çıkarımda bulunmak herkes için daha faydalı olacaktır. Sonuçta bilime küsmek yerine bu şekilde bir yaklaşım sergilemek daha kanıt bazlı bir antrenman programı hazırlama konusunda daha efektif olacaktır. Süper hocam, ağzına sağlık. Peki kas hasarı ve metabolik stresin açıklamalarını bize yapar mısın hocam? Metabolik stres basitçe ifade etmek gerekirse laktat, hidrojen iyonu, inorganik fosfat gibi bir takım metabolitlerin egzersiz sırasında birikimi diyebiliriz. Bu şöyle olabiliyor aslında. Bir kas kasılması gerçekleştiğinde bizim herkesin dilinde olan o ATP, ADP'ye indirgenirken açığa bir takım yan ürünler çıkıyor. İşte bir fosfat grubu, hidrojen iyonu gibi. Dolayısıyla kas kasılması ne kadar tekrarlı hale gelirse açığa çıkan bu yan ürünlerin de sayısı fazla olacaktır. Klasik bir 1-5 tekrarlı çalışmaya kıyasla 15-20 tekrarlı çalışmada her defasında o ATP, ADP indirgendiği için ortaya çıkan yan ürünlerin de sayısı fazla olacaktır. Geçmişte bu tür yüksek tekrarlı çalışmaların ve beraberinde gelen metabolit yan ürünlerin birikiminin hipertrofiye karşı yine bir anabolik uyarıcı olduğu yönünde fikir birliği vardı bazı araştırmacılar tarafından. Ve yine dediğim gibi 2010 yılında yayınlanan bu makalede de metabolik stres hipertrofi parametrelerinden bir tanesi olarak ele alınıyordu, mekanizmalarından. Bunun ardına yatan nedenlere baktığımızda konsantrik ve eksantrik antrenmanları kıyaslayan çalışmalar vardı. Ve her ikisi arasında benzer kas büyümesi ortaya çıkıyordu. Ancak baktığımız zaman konsantrik kasılmalarda metabolit birikim daha fazlayken eksantrik kasılmalarda metabolit birikim daha azdı. Peki neden beraberinde benzer hipertrofi meydana geldiği sorusu sorulduğunda diyorlardı ki eksantrik kasılmalarda, eksantrik egzersizlerde mekanik yük daha fazla ancak konsantrikte de metabolik stres daha fazla. Dolayısıyla bu metabolik stres acaba o mekanik yükü telafi edecek şekilde sürece dahil oluyor mu? Benzer hipertrofi meydana getirecek şekilde. Veya kısa dinlenme aralıklarında daha fazla metabolik stres ortaya çıkıyordu. Ancak beraberinde anabolik hormonların salınımı da yine aynı korelasyonda karşımıza çıkıyordu. Acaba daha fazla kas büyümesi meydana geliyor mu şeklinde çıkarımlar vardı. Tabii ki güncel çalışmalara baktığımız zaman aslında farklı açıklamalarla sürece dahil olabiliyoruz. Örneğin eksantrik ve konsantrik antrenmanlar arasında benzer hipertrofi meydana gelmesinin nedeninden ardından şu sonuca varabiliriz. Konsantrik antrenmanlarda motor ünite katılımı daha fazla ve her bir kas lifi üzerine düşen yük az diyebiliyoruz bireysel anlamda. Ancak eksantrik antrenmanlara baktığımızda motor ünite katılımı daha düşüktür ve her birinin aktive ettiği bireysel kas liflerine düşen yük de daha fazla olduğu için, yani birinde az life yüksek kuvvet düşüyor, birinde de daha fazla life az kuvvet düşüyor ve topladığın zaman aslında birbirini nötrlemiş oluyorlar. Metabolik stresin burada sürece dahil olması gerekmiyor. Belki paralel olarak bir yan ürün olarak çıkıyor ama doğrudan sürece dahil edemeyebiliriz. Bunun dışında yine güncel bütün çalışmaları ele aldığımızda set arası dinlenmelerle alakalı yine antrenman değişkenleri konusunda ele alırız. Biz kısa dinlenmelerin, set arası kısa dinlenmelerin genel anlamda kas gelişimi için verimsiz olduğunu biliyoruz. Bunun dışında doğrudan laktat gibi bu metabolit birikimleri bırakın, indirekt gözlemleri, doğrudan canlı insan kasına infüze etmenin, dahil etmenin herhangi bir kas protein sentezi artışına neden olmadığını da biliyoruz. Bunun gibi bir sürü gözlem de var ve ağır ve hafif yükler arasında kas gelişiminde benzer olduğunu gösteren onlarca metaanaliz var. Dolayısıyla metabolik stres bu noktada sürece dahil olan ana etken değil de belki beraberinde gerçekleşen bir yan ürün olarak sınıflandırmak daha doğru gibi. Çoğu araştırmacı artık bunu kabul ediyor. Çünkü metabolik stresin yokluğunda hipertrofi gerçekleşiyor. Mesela kan akışı kısıtlama antrenmanları BFR olarak geçer. Ben çok paylaşıyorum. Bir yerleri bağlayarak, sıkarak. Proksimal dediğimiz bu uzuvların üst kısımlarını herhangi bir turnike yöntemiyle sarıp belli bir sıkılıkta genelde hafif yüklerde antrenman yaparsınız. Ve hem kas hasarı neredeyse hiç gerçekleşmez hem de metabolit birikim azdır ama sanki ağır yükle çalışıyormuşsunuz gibi kas gelişimi meydana gelir. Metabolik stres madem sürecin merkezinde yer alan bir parametre, mekanizma, o halde burada neden ortaya çıkıyor gibi. Yani genel anlamda savunanlara karşı savunmayanların argümanlarını topladığımızda çok daha geniş bir hazine elde ediyoruz. Dolayısıyla metabolik stresi buradan eleyebiliriz diyebilirim. Elemiş oluyoruz. Peki hocam, geriye bir tane daha yaklaşım kaldı. O da kas hasarı ve kas hasarını da yani bugün YouTube'a yazdığınızda kas nasıl büyür diye hep bir animasyonlar var böyle. İşte kası çalışıyorsun, kasta mikro yırtıklar oluyor ve o yırtıklar iyileştiği zaman kas gelişiyor deniyor. Ve insanlar da hakikaten antrenmana gittikleri zaman ya ben bu kasıma verebildiğim hasarı vereyim diye yaklaşıyorlar. Bunun izahatı nedir hocam ve etkisi? Yani bunu özellikle sosyal medyada düzeltmeye çalışırken saçıma aklar düştü desem yeridir. Çok zor bu algıyı kapatmak, yıkmak. Ve şunu söyleyebilirim ki bu kadar katı bir şekilde savunulmasına rağmen, bunu dinleyen arkadaşlar da gönül rahatlığıyla söyleyeyim, bugüne kadar yapılmış hiçbir çalışma, insanlar üzerinde yapılmış hiçbir çalışma daha fazla kas hasarıyla daha fazla kas gelişimi bildirmedi. Neden bu kadar katı savunulduğuna gelirsek, belli indirekt mekanizmalar üzerinden, mekanistik faktörler üzerinden çıkarımlarda bulunuluyor. Tabii biraz anekdotal bu veriler hocadan hocaya aktarıldığı için bir yerden sonra kanunmuş gibi anlaşılmaya başlıyor. Akla da biraz yatkın geliyor tabii. İnsan hani hiç bilmediğin zaman evet herhalde falan diyebiliyorsun. Kesinlikle. Normalde mekanik gerilimden bahsederken hani insanlara biz kas hasarı sürecin merkezinde yer almıyor dediğimizde o zaman nasıl oluyor diye çıkışıyorlar. Çünkü dediğin gibi baktığın zaman mantığa oturttuğunda şey çok mantıklı yatıyor. Kas hasar görecek, onarılacak, büyüyecek ama öbür tarafta mekanik gerilim var. Nedir bu mekanik gerilim dediğin zaman diğerine kıyasla anlaşılması daha zor. Aslında videonun, daha doğrusu podcast'in en başında da dediğim gibi kas lifi içerisinde aktin miyozin ismini verdiğimiz protein iplikçikleri bulunuyor. Bu da tabii aktin miyozin aklınıza şeyden gelsin arkadaşlar. İlkokulda biyolojide mi ne görmüştük, lisede mi? Hani böyle kaslar birbiri içine giriyor falan. Ya zaten arkadaşlar YouTube'dan bile yazsalar bu kas kasılması nasıl gerçekleşiyor diye hemen 10 saniyede görürler. Öyle çok matah bir tarafı yok. Bu dediğim gibi protein iplikçiği olarak geçiyor zaten. Biz de antrenmanlardan, hipertrofiden bahsederken hep protein sentezi lafını kullanırız. Yani aslında kasın hasar görmesi gerekmiyor. Uygun anabolik ortam içerisinde protein sentezi varlığı varsa hipertrofiye yönelik zaten bu kas lifi büyüyor sentez aracılığıyla. Dolayısıyla illaki kasın yıpranması, hasar görmesi, parçalanması gerekmiyor. Dediğim gibi bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma insanlar üzerinde, doğrudan gözlemlerden bahsedecek olursam, daha fazla hasarda daha fazla kas gelişimi bildirmedi. Hatta öncü çalışmalar var. 2016'da Damas ve arkadaşlarının çalışması var. 10 haftalık bir süreçte antrenmanların başında kas protein sentezini, hasarı ve hipertrofiyi ölçüyorlar. Bir de antrenmanın sonunda protein sentezi, kas hasarı ve hipertrofiyi ölçüyorlar. Bakıyorlar ki kas hasarı ne zamanki minimal seviyeleri gösterdi, ortaya çıkan hipertrofi seviyesi de o kadar fazla oluyor. Protein sentezi de hasara yönelik onarım sürecinden ziyade hipertrofiye yönelik büyüme sürecine hizmet ediyor. Bu noktada çok güzel bir analoji vardı. Geçen sosyal medyada gördüm. Eğer ki hasarlı yapıyı onaracak şekilde çimentoya ihtiyacınız yoksa artık daha büyük bir yapı inşa etmek için o çimentoyu kullanabilirsiniz. Yani evet, antrenmanların başında protein sentezi yüksekti ama kas hasarı da yüksekti ve bu yüksek protein sentezi hipertrofiye yönelik değil, o hasarı onarıma yönelik bir sürece hizmet ediyordu. Ve fizyolojide tekrarlı aktivite etkisi diye bir kural vardır. Siz bir antrenmanı ne kadar tekrarlı hale getirirseniz kas hasarı yaşama olasılığınız o kadar artar. Çünkü vücutta bir koruyucu mekanizma var. Siz sürekli ağrı yaşayacak şekilde hareket ediyorsanız zaten zararlı bir süreç. Vücut onu, kendini korumaya alması lazım. Bir sonraki aynı antrenmanda aynı kas hasarını, aynı doms ağrısını yaşamamanız için araştırmalar birkaç antrenmanı benzer şekilde tekrarlarla getirdiğimizde bu doms ağrılarının azaldığını söylüyor. Zaten bize program hazırlarken de insanlar geldiğinde hocam ben yeni başladım ama kollarımı kaldıramıyorum dediğinde biz ona hep aynısını deneriz. Korkma, bir hafta sonra geçecek. Evet. Çünkü tekrarlı aktivite etkisinin sonucu bu. Bu çalışmada Damas'ın ve arkadaşlarının çalışmasına da baktığımızda aslında kas hasarı minimal seviyeyi gösterdiğinde, çünkü tekrarlı aktivite etkisi nedeniyle bu sürecin gerçekleşmesi gerekiyor. Artık protein sentezi hipertrofik süreçlere hizmet edecek şekilde sürece dahil oluyor. Bunun dışında tabii ki bunlar doğrudan çalışmalar ve doğrudan gözlemler. Metodolojik olarak, direkt olarak iki grubun kıyaslanması. Öte yandan indirekt gözlemlerle de sürece bakabiliyoruz. Mesela yüksek tekrarlı çalışmalar aslında insanlar genelde ağır girdiğinde daha fazla hasar olacağını düşünür ama biraz karışık böyle kalsiyum iyonu gibi çeşitli faktörleri devreye soktuğumuzda aslında o kadar da değil hocam. Evet, o kadar yüksek tekrarlı çalışmaların daha fazla kas hasarı ortaya koyduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi onlarca metaanaliz, ki metaanaliz bilimsel kanıt piramidinde çok üst noktadadır. Bunun üzerinde bir çalışma yoktur. Ağır ve hafif yükler setler tükenişe gittiği sürece benzer kas gelişimi ortaya koyduğunu söylüyor. Madem ki hasar sürecin birincil mekanizması, o zaman biz hafif yüklerle çalıştığımızda daha fazla hasar ortaya çıkardığımızda daha fazla kas gelişimi olması gerekiyor. Evet. Veya kısa dinlenme süreleri, set aralarında kısa dinlenme süreleri yine daha fazla kas hasarı ortaya koyar. Ama az önce de bahsettiğimiz gibi bilimsel literatür bazı nüanslar olsa da genel anlamda uzun dinlenme aralıklarının kas gelişimi için daha faydalı olduğunu söylüyor. Bunun dışında split antrenmanlar, yani yüksek hacimli antrenmanlar yine daha fazla beraberinde kas hasarı ortaya çıkarır. Ancak yine hacim ve sıklığa yönelik metaanalizleri, uzman yorumlarını sürece dahil ettiğimizde yine biliyoruz ki split antrenmanlarla klasik push-pull leg'dir, full body'dir, yani hacim eşitlendiğinde aralarında genel anlamda bir fark olmadığını da görüyoruz. Yani şuradan özete getirebilirim. Hem direkt hem indirekt olarak sürece yaklaştığımızda aslında kas hasarının sürece temel anlamda hizmet etmediğini görüyoruz. Tabii ki bazı araştırmacılar beraberinde ufak açık bir kapı bırakıyorlar. Mesela Brad kendi bu makaleleri yayınladığı halde geride ufak bir açık kapı bırakıyor. Belki olabilir diye. Çünkü dediğimiz gibi bilimsel çalışmalar zamanla gelişiyor, evriliyor. Farklı bir mekanizma ortaya çıkabilir, bilemiyoruz. Ama en azından bir farazi oran verecek olursam %90-95 oranında kas hasarı sürece hizmet etmiyor diyebiliriz. Özetle böyle diyebilirim. Peki çok kısa hocam, zararı var mı peki kas hasarının? Var bence. Aslında şu beni çok mutlu ediyor. Geçmişte bu işe ilk başladığımda antrenmanlarda mutlaka ben ağrı yaşamak isterdim. Şu an birçoğumuzun yaptığı gibi, genç arkadaşların ağrı varsa çalışmışımdır gibi. Şu anki geldiğim noktada kas hasarı yaşamışsam ertesi antrenmanıma ya başka bir bölge eklemeye çalışıyorum ilişkili olmayan ya da dinlendirmeye çalışıyorum. Çünkü kas hasarı beraberinde merkezi sinir sistemi yorgunluğu da getiriyor. Ve merkezi sinir sistemi yorgunluğu, yine ileride değiniriz, bizim tüm kas liflerini aktive etmemizin önüne geçen bir süreç ve burada kişinin yorgun hissedip hissetmemesi tamamen konudan bağımsız. Yani siz çok dinç de olabilirsiniz, kendinizi iyi hissediyor da olabilirsiniz ama vücudunuz merkezi yorgunluk yaşıyorsa tükenişe dahi gitseniz setlerde tamamını kas liflerini aktive edemiyorsunuz. Dolayısıyla tamamen hep hasara yönelik, kas ağrısına yönelik çalışmalar kesinlikle bence faydalı değil. Peki hocam çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben aslında bize genel itibariyle kas büyümesinin nasıl gerçekleştiğini anlattınız. Fakat ben de tabii bunları biraz aşina olduğum için ben anlayabildim. Ama mesela birçok insanın kafası şu anda karışmıştır. Onlara şunu demek istiyorum. Kas ağrısı aslında doğal bir süreç. Fakat sürekli olarak kas ağrısını görmeye çalışmak mesela bu yanlış bir yaklaşım olabilir. Yani pratik kısımlar geldiği zaman daha da iyi anlayacaksınız. Evet. Şimdiye kadar gördüğümüz şeyler aslında hipertrofinin nasıl gerçekleştiğine dair genel bir yaklaşımda, çok teorik kalmış olabilir. Şimdi teker teker parçalarına ayıracağız. O yüzden şunu söyleyerek ikinci bölüme geçebiliriz. Yani kas büyümesi için gereken şey kas fiberleri içerisinde, ama kas fiberi derken kas fiberi de komple, mesela bir bisepsi ele aldığımızda bisepsin içerisinde bir sürü alt işte fiberler, yaklaşımlar var. Tekil bir kas hücresinin içerisindeki gerilimden bahsediyoruz. Evet. Bunu da zaten birazdan daha detaylı bakacağız. Kaslar da ünite çalışıyorlar ve bir anda siz bütün kasınızı aynı şekilde çalıştırmıyorsunuz. O kasın içerisindeki belli üniteler o görevi üstleniyorlar. Bizim amacımız burada bir mekanik gerilim oluşturmak. Tıpkı bir ipi bir halatı iki ucundan çektiğimiz gibi, galiba öyle insanlar hayalini diyebiliriz. Evet, bir köprü oluşumu, bir çekme kuvveti olması gerekiyor. Yani aslında bir mekanik uyaran gerekiyor. Bu progressive overload'da da zaten hani temel mantık hep bir önceki uyaranın üzerine koymaktır. Ama bu uyaranın varlığında, yani ileriki noktada direnç antrenman değişkenlerinde değiniriz. Yeterli uyaran varsa, siz setlerde yeterli arayarda, şiddette, tükenişe gidiyorsanız kas hasarı veya pump yaşamanıza gerek yok. Evet. Yani daha çok fiziksel faktörlerin kası büyüttüğünü, yani metabolik faktörlerin ise doğrudan ilişkili olmadığını, belki onların yan ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Aynen. Şimdi birinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Belki bu kısmı tekrar dinlemeniz gerekebilir dediğim gibi. Hocam ağzına sağlık. Bir kitabı bize özetledin aslında şu anda. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ikinci bölümde teker teker biraz daha net bir şekilde bu mekanik yüklemeye sebep olan, mekanik gerilime sebep olan prensipleri inceleyeceğiz. İlk prensibimiz boyut prensibi hocam. Galiba bu Henneman's Size Principle dediğimiz husus. Hocam boyut prensibi nedir ve bizimle alakası nedir? Boyut prensibi aslında bir motor ünitenin kuvvet üretme kapasitesinin doğrudan boyutuyla ilişkili olduğunu öne süren bir yasa. Motor ünite deyince tabii ki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Önce ondan da bahsetmek gerekir. Kısaca en basit ifadeyle bir sinir hücresi ve bu sinir hücresinin kontrol ettiği tüm kas liflerine biz motor ünite diyoruz. Motor üniteler hem düşük eşikli hem yüksek eşikli olabiliyorlar. Hem de kontrol ettikleri kas lifleri açısından daha az kas lifini veya daha fazla kas lifini kontrol edebiliyorlar. Henneman'ın boyut prensibi bize diyor ki herhangi bir aktivite gerçekleştirirken aktivitenin kuvvet taleplerine bağlı olarak öncelikle düşük eşikli, genellikle yavaş kasılan tip 1 dediğimiz kas liflerini kontrol eden ve daha az sayıda kas lifini kontrol eden motor üniteler devreye girer. Egzersizin kuvvet talepleri arttığında veya ilgili aktivitenin kuvvet talepleri arttığında bu süreci kompanse, yani telafi edebilmek için, bu kuvvet taleplerini karşılayabilmek için daha yüksek eşikli, tip 2 dediğimiz yüksek eşikli kas liflerini kontrol eden ve daha yüksek sayıda kas lifini kontrol eden motor üniteler devreye girer diyor. Bu daha yumuşak bir geçiş sağlıyor aslında gerçekleştirilen egzersiz sırasında. Çünkü direkt tip 1 girdi, o gitti, tip 2 girdi olsa aslında bir robot gibi hareket ederdik. Ancak tip 1 katılım gösterdiğinde ve hala aktifken üzerine tip 2 lifler katılım gösterdiğinde daha yumuşak bir geçiş sağlıyor. Aslında Henneman'ın boyut prensibi bize bunu söylüyor. Yani hocam şöyle örnek vereyim. Ben buradan telefonumu kaldırırken aslında çok düşük eşikli, her zaman çalışan kaslarım aslında o görevi üstleniyorlar. Ama ben buradan çok ağır bir dumbbell'ı kaldırmaya çalıştığımda progresif olarak bütün sinir sistemim, bütün kaslarımı, böyle o işi yapabilecek bütün kasları olaya dahil etmeye çalışıyor. Evet. Yani klasik dumbbell curl örneğinden de veya su şişesi. Siz bir su şişesiyle biceps curl yaptığınız zaman sonuçta bu hafif bir ağırlık. Tabii ki bir bebeğe göre yüksektir de genelimize göre hafif bir ağırlık. Ve vücudun tüm motor üniteleri devreye sokmasına gerek yok bunu kaldırabilmesi için. Düşük eşikli, tip 1, yavaş kasılan lifler içeren tip 1 motor üniteleri devreye sokarak hareketi gerçekleştiriyor. Ama size kapasitenizin üzerinde bir kilo yüklediğimizde, belki 20 kiloluk bir ağırlığı kaldır dediğimizde, zaten tuttuğunuz anda tip 1 lifler devreye girdiğinde bunu kaldıramayacağını bizim anlayamayacağımız bir sürede zaten farkına varıyor ve hemen tip 2 lifleri devreye sokarak, bu tür motor üniteleri devreye sokarak hareketi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu tabii yorgunluk dışı bir faktör, ona da değineceğiz. Genel anlamda boyut prensibinin işleyişi bu şekilde, yorgunluğu dışladığımızda bu şekilde işliyor. Gerçekleştirilen aktivitenin kuvvet taleplerine bağlı olarak önce düşük eşikli motor üniteler katılım gösterir. Kuvvet talebi arttığında ise bu süreci telafi edebilme adına yüksek eşikli motor üniteler aktive olur ve sürece dahil olur diyoruz. Yorgunluk dışı olarak ele aldığımızda. Peki yorgunluk kısmını zaten notlarımızda var, ele alacağız. Şunu sormak istiyorum. Kasımın büyüyebilmesi için benim yüksek eşikli fiberlerimi çalıştırmam lazım. Çünkü ben zaten günlük olarak telefonumu sürekli kaldırıyorum ve bisepsim büyümüyor. Evet. Bu doğru bir yaklaşım. Kesinlikle. Zaten tip 1 lifler günlük yaşam aktivitelerinde yeterli mekanik uyarana yıllar boyunca maruz kaldığı ve büyüyebileceği seviyede de büyüdükleri için bizim daha dediğim gibi kuvvet taleplerine bağlı olarak yüksek yüklerde veya işte yorgunluk faktörlerinde meydana gelen, katılım gösteren tip 2 yüksek eşikli lifleri devreye sokmamız lazım. Bunlar hipertrofik uyaranlara çok daha duyarlılar. Tip 1 liflere ve bunları kontrol eden motor ünitelere kıyasla. Dolayısıyla uygun uyaran, şiddet kesinlikle gerekiyor egzersiz sırasında. Siz gidip de bir su şişesini 1000 defa kaldırarak istediğiniz kadar yorgunluk olsun veya tükenin, o şekilde benzer bir katılım elde edemeyeceksiniz. Benzer bir hipertrofi ortaya çıkmayacaktır. Peki hocam, ben yüksek eşikli kas fiberlerimi zorlandığım zaman uyarabiliyorum. Bu uyaran faktör yeterli mi? Yani ben sadece uyardım diye hipertrofi gerçekleşir mi? Burada belli başlı başka faktörler var mı? Var. Kuvvet hız ilişkisi aslında orada devreye girecek. Bir diğer mekanizmalardan bir tanesi. Yani siz aslında bir topu uzağa fırlatırken de yüksek eşikli motor üniteleri devreye sokuyorsunuz. Aslında hani ufaktan bir değineyim. Evet. Normalde biz mekanik gerilimden bahsederken ne dedik? Aktin miyozin filamentlerinin birbiriyle köprü oluşturması gerekiyor. Ve bu bireysel kas lifinin ürettiği kuvvete mekanik gerilim diyoruz dedik. En azından aktif mekanik gerilim kapsamında. Dolayısıyla mekanik gerilimin yüksek olması gerekiyor. Ancak bir parametre daha gerekiyor. O da bütün motor ünitelerin katılım göstermesi. Yani siz katılım göstermeyen, motor ünite katılımının yüksek olmadığı bir koşulda mekanik gerilimi ortaya koysanız dahi sonuçta katılım göstermeyen motor ünitenin dışlamış olacaksınız. Sadece evet, mevcut az sayıda motor üniteye mekanik gerilim yaşatmış olacaksınız. Tıpkı az önce dediğim gibi tip 1 lifler günlük yaşam aktivitelerinde zaten yeterli uyarana maruz kalıyorlar. Bu tip 2 uyaranını nasıl sağlıyoruz dediğimizde de kuvvet hız ilişkisi kapsamında ele alıyoruz aslında onu. Siz bir hareketi yavaş bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor ki daha fazla sayıda çapraz köprü oluşumu olsun, aktin miyozin arasında mekanik gerilim yüksek olsun. Çok hızlı gerçekleştirdiğinizde hareketi, mesela bir topu uzağa fırlatırken gibi. Ya da bu atletik aktiviteler gibi. Evet, sıçramalar, pliometrik aktiviteler gibi. Aslında her motor ünitenin bir katılım eşiği vardır. Örnek veriyorum, tip 1 lifler katılım gösterdiğinde tip 2 liflerin belki 10 birim sonra katılım gösterebilmesi gerekir. Bir eşiği vardır. Ancak siz bu atletik aktiviteyi gerçekleştirirken vücut diyor ki hareket hızlı gerçekleşiyor. Hızlı gerçekleştiğinde çapraz köprü oluşumu düşük. Dolayısıyla mekanik gerilim düşük. Ancak bu adam gerçekleştirdiği patlayıcı aktivitenin de gerçekten patlayıcı olması lazım. Ne yapabilirim diyor. Normalde ağır yüklerde katılım gösterebilecek yüksek eşikli motor üniteleri katılım eşiğini düşürerek sürece dahil ediyor. Dolayısıyla hızlı hareket gerçekleştirdiğinizde de aslında tip 2 motor ünitelerin devreye girmesine neden oluyorsunuz. Ama bu sefer de hareket hızlı gerçekleştiği için ve çapraz köprü oluşumu az olduğu için mekanik gerilim düşük oluyor. Yani aslında hem mekanik gerilimi hem de tam motor ünite katılımını devreye sokmanız lazım. Bunu da iki şekilde yapabiliyoruz. Set ya ağır olmalı, yani ağır olduğunda istemsiz bir hareket hızı meydana gelecek ve hem mekanik gerilim yüksek olacak hem de motor ünite katılımı. Ağır olunca mecburen her şey olacak. Ya da setin tükenişe gitmesi lazım. Set hafif yükler kullanılsa dahi tükenişe gittiğinde yine sizin isteminizin dışında yavaşlamaya başlıyor. Ve bu noktada yine istemsiz bir yavaşlama hızı olduğu için motor ünite katılımı yüksek oluyor. Hem de çapraz köprü oluşumunun sayısı fazla olduğu için mekanik gerilim yüksek oluyor. Yani setin kesinlikle kendi iradeniz altında yavaşlamaması gerekiyor. Çünkü iradeniz altında yavaşlattığınızda zaten her bir çapraz köprü yeterli düzeyde oluştuğu için, mekanik gerilim yeterli düzeyde oluştuğu için vücut diyor ki zaten bu aktiviteyi yeterli kuvvette üretebiliyor. O zaman benim tip 2'leri devreye sokmama gerek yok. Evet. Yani katılım eşiğini yükseltiyor. Normalde 10 birimde katılacaksa onu 15 birime yükseltiyor. Dolayısıyla istemimiz dışında yavaşlaması lazım. Bu da ya ağır yük kullanımıyla gerçekleşiyor ya da setlerin tükenişe gitmesiyle zorlanarak gerçekleşiyor. Tabii tempo kısmında ona daha detaylı bakarız. Ama buradan şunu anlıyorum. Sadece bu iki prensibe, iki yaklaşıma bakarak. Benim bir, kaslarımı uyarmam lazım. Evet. İki, onları uyarmanın ardından, yani yüksek eşikli kas fiberlerini uyarmanın ardından bir de kasılma hızının böyle yavaş olacağı şekilde zorlamam lazım. Evet. Zorlayabilirim ama kasımı yeterince uyarmamışımdır. Veya kaslarımı uyarırım tıpkı plyometrik çalışmalardaki gibi ama çok hızlı bir çalışma olduğu için yeterince mekanik gerilim olmaz. Mutlaka hem motor ünite katılımının yüksek olması lazım hem de mekanik gerilimi yüksek olması lazım. Bu ikisi de dediğim gibi bu koşullar altında gerçekleşiyor. Peki şimdi bence bu puzzle'da bir tane eksik var hocam. O da kasın uzunluğu. Evet. O nasıldır hocam? Üçüncü prensibimiz uzunluk gerilim ilişkisi. Bu arada o zaman şeyden bahsetmiş olduk, kuvvet hız ilişkisinden değil mi? Evet, kuvvet hız ilişkisinde böylece. Uzunluk gerilim ilişkisi bize kısaca şunu diyor. Kas lifleri belli uzunluklarda daha fazla kuvvet üretir diyor. Bunu grafik üzerinden göstermek tabii ki daha doğru olacaktır ama arkadaşlar uzunluk gerilim ilişkisi diye Google'da da arattığında genel anlamda belli grafikler çıkıyor karşılarına. Bunun belli kısımları var, işte plato bölgesi gibi, işte alçalan eğri gibi vesaire veya yükselen eğri gibi. Normalde aktin miyozin çapraz köprülerinden bahsederken biz bir optimal örtüşmenin olmasını gerektiğinden bahsederiz. Yani bu köprüler çok iç içe girdiklerinde uygun kasılma gerçekleştiremiyorlar. Birbirlerinden çok uzakta kaldıklarında da uygun kasılma gerçekleştiremiyorlar. Yani üst üste bindirdiğimiz iki tarak gibi düşünebiliriz. Bu taraklarda çok uzaksa birbirine tutunamayacaklar. Çok yakınsalar da yeter zaten düzeyde keşmekeş olacak. Çok bir örtüşme gerçekleştiği için uygun kasılma gerçekleşmiyor. Uzunluk gerilim ilişkisinde aktif kısmını ele aldığımızda bize genelde diyor ki bir kas lifi istirahat halindeki uzunluğunda maksimal aktif kuvvet üretir. Çünkü aktin miyozinler birbirine yeterli düzeyde uzaklıktadır ve birbirlerini uygun şekilde çekip bırakabilirler. Ancak çoğu eski kitapta şey söylenir, işte uzatıldığında birbirinden uzaklaştıkları için artık yeterli kuvvet seviyesi üretemezler denir. Bu eski kitapların unuttuğu, dışladığı kısım ise bu noktada pasif uzunluk gerilim ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki uzattığımızda aktin miyozin birbirinden uzaklaşıyor ve çapraz köprü oluşumu yeterli düzeyde olmuyor. Ancak lifin pasif elemanları gerdirildiğinde yine tıpkı bir sapan lastiği gibi daha fazla kuvvet potansiyeli ortaya koyuyor. Dolayısıyla direkt olarak işte aktif kısmına bakıp da yorumda bulunmak doğru değil. Çoğu kasta, yine ileride sarkomer kısmında değiniriz, uzatıldığında pozitif hipertrofik faydalar ortaya koyabiliyor. Şayet böyle bir yetisi varsa o kas lifinin, o kas lifi yapısının. Genelde de araştırmalar mekanik gerilim kısmında da bahsettiğim gibi aktif mekanik gerilim kısmında, daha doğrusu aktif uzunluk gerilim ilişkisi kısmında kas lifinin çapının enine büyümesinin gerçekleştiğini, pasif uzunluk gerilim ilişkisi kısmında ise kas lifinin boyunun uzadığını söylüyor. Yani bir toplam gerilim ortaya çıkıyor aslında. Aktif uzunluk gerilim ilişkisindeki kuvvet düşse de pasif artıyor bu sefer kas lifi gerdirildiğinde. Ve toplam osumasyon, toplam kuvvet miktarı arttığı için de yine pozitif faydalar ortaya çıkabiliyor. Zaten uzunluk gerilim ilişkisi de bize dediğim gibi belli açılarda, belli aralıklarda kas lifinin daha iyi kuvvet üretebildiğini söylüyor. Bu da onun toplamı gibi bir şey aslında. Evet. Yani şöyle anlıyorum hocam total olarak. Benim kaslarımı uyarmam lazım. Bu kasların kasılma hızının yavaşlaması lazım. Yani bu istem dışı tabii. Hı-hı. Zorlanmam lazım kısacası. Ardından da tabii bunun optimal bir kas boyunda olması daha fazla kuvvet üretmesine yardımcı olabilir. Evet, evet. Tabii burada tabii çok konuyu kompleksleştirmek istemiyorum. Onu zaten egzersiz seçimi kısmında dile getireceğiz. Egzersizlerin de bir bize dikte ettiği bir alan var. Mesela bazı hareket, mesela biceps çalıştıracağım iki farklı harekette farklı açılarda zorlanabilirim. Evet. Örneğin cable kullanırken farklı bir kısmı hareketin zor kısmı olur. Aynen. Başka bir kısmı kolay bir kısmı olur. Dumbbell kullanırken bu başka olabilir. Benim aslında kas fiberlerimi zorladığım kısmın, egzersizin de en zor olduğu kısmın bu uzunluk gerilim ilişkisinde optimal bir noktaya gelmesi de önemli oluyor. Galiba iyi egzersiz dediğimiz şeyi de o şekilde bulabiliyoruz. Kesinlikle. O kısım da biraz yine bir sonraki başlık olan nöromekanik eşlemeye de giriyor. Siz bir hareket sırasında aslında tam hareket açıklığının her kısmında aynı faydayı göremeyebiliyorsunuz. Nöromekanik eşleme prensibi bize kısaca diyor ki bir kasın veya kas lifinin mekanik özellikleri de aslında motorünite katılımını etkiliyor. Yani sadece Henneman'ın boyut prensibi bu süreçte merkezde yer almıyor. Bazı durumlarda bu boyut prensibini izlediğimizde istisnai durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu istisnai durumlara açıklık getiren faktörlerden bir tanesi de, belki en ilerinden bir tanesi, nöromekanik eşleme prensibi. Dediğim gibi bir kasın mekanik özelliklerinin de motorünite katılımını etkilediğini söylüyor. Yalnızca yorgunluk veya yük faktöründen ziyade. Bir hareket açıklığı sırasında biz buna genelde iç moment kolu uzunluğu olarak ele alıyoruz. Kasın kemiğe tutunduğu noktada kaldıracı o hareket açıklığı sırasında ne kadar fazlaysa, ilgili açıda diyeyim, o açıda aktivasyonu da daha fazla oluyor ve o açıda daha fazla kas lifi devreye sokabiliyorsunuz. Bu da şayet o açıda daha fazla yüklenme yapabilirseniz kasa, aktif olarak daha fazla kuvvet üretebildiği, daha fazla kas aktivasyonu sağlayabildiği noktada daha fazla yüklenme yapabilirseniz daha fazla pozitif hipertrofik faydalar ortaya koyabiliyor diyebiliyoruz. Bunları bildiğinizde eklem hareket açıklığı sırasında kasın iç moment kolu uzunluğunun, yani kaldıracının hangi noktada daha büyük olduğunu, hangi noktada minimal olduğunu bildiğinizde buna uygun gerek direnç bantlarıyla, gerek zincir kullanımıyla veyahut da o açıyı kısıtlayıp oraya uygun yüklenme yaptığınızda sahip olduğu potansiyele aslında eriştirmiş oluyorsunuz onu. Yani insanların daha iyi hayal edebilmesi için şöyle bir örnek versem uygun olur mu hocam? Mesela ben dumbbell row, barbell row yapıyorum. Evet. Öne eğildim. Benim orada bir sürü kasım da çalışıyor yani. Bir kasın bile kendi içerisinde farklı farklı evreleri olabilir ama mesela birçok kasın çalıştığı bir egzersizde işte ilk çekiş kısmında belki işte belim orada açıdan dolayı en optimal şekilde o yükün hareket etmesini sağlıyor. Sonra kısımda işte latissimus giriyor. Daha iyice yukarı çektiğim zaman posterior deltoidim giriyor. Bu mu nöro muscular matching dediğimiz şey bununla benzer mi yani? O oradaki iç moment kolu hangisinin göreve hazır olmasıyla alakalı bir şey mi? Evet evet. Dirsek fleksörlerinden ele aldığımızda da aslında daha basit anlaşılabiliyor. Biz genelde kol çalışırken biceps olarak ele alıyoruz. Ancak dibine baktığımızda orada brachioradialis dediğimiz ön kola uzanan bir kas da var. Yine dirseği bükmekten görevli. Brachialis dediğimiz bisepsin altında yer alan ve saf dirsek fleksörü olarak geçen, yani herhangi bir el bileği pozisyondan etkilenmeyen bir dirsek büken kas da var. Bunlar her biri dirseği bükse de eklem hareket açıklığı boyunca katkıda bulunduğu açılar farklı oluyor. Örneğin siz hareketin başlangıç noktasında bisepsin kaldıracı daha fazlayken orta noktalara kadar örnek veriyorum. Brachioradialis kas, o ön kola kadar uzanan kas, dirsek eklem hareket açıklığının son noktalarına doğru kaldıracını daha fazla muhafaza edebiliyor. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse siz direnç bandı kullanırken aslında o artan gerilime karşı brachioradialis'in kuvvet kolu daha fazla olduğu için aslında ona daha fazla yüklenme yapabiliyorsunuz. Öte yandan biceps hareket açıklığının son kısımlarına doğru bu kaldıracı kaybettiği için aslında mekanik dezavantajda ve o yüklenmeye karşı koyamıyor. Aslında çalıştırdığınız kas orada brachioradialis'e doğru kaymış oluyor. Veya işte çoğu araştırma şey der, omuz, yani kollar başın yukarısına kalkarken latissimus dorsi'nin, kanat kaslarının kaldıracı yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Dolayısıyla işte lat pull down yaparken tamamen dümdüz olacak şekilde altına girmeyin. Çünkü girdiğinizde o evet, noktada kaldıracı olan kas o yükü yüklenecektir. Latissimus dorsi daha işte aşağıdaki pozisyonlarda devreye girecektir gibi. Siz bildiğinizde ne tarafta moment kolu daha fazla, kaldıracı daha fazla, o noktaya uygun yüklenme yaptığınızda o kas daha efektif çalıştırabiliyorsunuz aslında. Evet. Evet. Aslında çok böyle geniş ve teorik bir şekilde insanların karşısında şey olabilir ama birazdan örneklerle bunu daha da iyi anlatacağız. Yani şunu anlıyorum ben, bir kasın devreye girebilmesi için ona uygun bir hareket açısının olması lazım. Evet evet. İşte o kasın o uygun açı da o kasın kendi içerisindeki sarkomer boyuyla alakalı da bir kuvvet üretme noktasında ilişkisi olabilir. Ve tabii bunun zorlanması lazım. Aynen. Tabii işte uyarılması lazım falan filan. Dolayısıyla bayağı bir nüans çıktı yani, öyle evet, hipertrofi egzersizi deyip geçmeyeceksin evet, hocam. Kesinlikle. Zaten örneklerimizi de vereceğiz arkadaşlar ama nöromekanik eşleşme prensibini de bu şekilde aha, evet, ifade edebiliriz. Yani aslında beynin olayları yönetme biçimi. Kesinlikle. Yani mekanik aslında bazı özellikleri var kasın. Bu bahsettik uzunluk gerilim ilişkisi, fiber oryantasyonu, iç moment kolu gibi. Bunlar sadece Henneman'ın boyut prensibinde ne demiştik? Yük arttığında kuvvet taleplerini karşılamak için tip 2 motorüniteler devreye giriyor veya yorgunluk faktörü baş gösterdiğinde. Ancak nöromekanik eşleme prensibi bize bu mekanik özelliklerinin de motorünite katılımını etkilediğini söylüyor. Yalnızca yük veya süresi değil, o kasın o açıda kaldıracı daha fazla olduğunda evet, yine aynı şekilde katılım gösterdiğini söylüyor. Peki hocam, yorgunluğun bu saydığımız şeyler üzerindeki evet, etkisi nedir? Bir defa yorgunluk nedir? Yani yorgunluktaki kastımız nedir? Bizi nasıl etkiler? Yorgunluğu genel anlamda biz merkezi ve periferik olarak ikiye ayırıyoruz aslında. Genel anlamda hipertrofik adaptasyonlar kapsamında merkezi yorgunluğu ben daha önemli buluyorum yönetebilme adına. Merkezi yorgunluk kişinin kendini, dediğim gibi, yorgun hissedip hissetmemesinden biraz bağımsız bir süreç. Çünkü siz o yorgunluğu yaşadığınızda merkezi sinir sisteminden gelen sinyaller kasa etkili bir şekilde ulaşmıyor. Tüm kas lifini aktive edemiyorsunuz. Periferik yorgunluk aslında bir nebze hipertrofik süreçlere katkı sağlayabilecek bir durum. Kas içerisinde gerçekleşiyor. Bazı işte durumlar sayesinde kasın kontraktilitesini, dediğim, yani kasılabilitesini engelliyor ve yine ilave yüksek eşikli motorüniteler devreye girmeye başlıyor bu süreci telafi edebilme adına. Yorgunluğu biz yine merkezi periferik yorgunluk olarak ele alırsak, bu bahsettiğimiz kanunlarda işte uzunluk gerilim ilişkisi, kuvvet hız ilişkisi gibi. İlk başta boyut prensibine baktığımız zaman dedik ki önce düşük eşikli motorüniteler devreye girer. Kuvvet taleplerine bağlı olarak da yüksekler devreye girer. Ancak bu ağır yük kullanımında geçerli olduğunu söylemiştim. Yorgunluk dışı faktörleri dışladığımızda diye de not düştüm. Yorgunluk baş göstermeye başladığında katılım eşiğinin düştüğünü söyledik. Yani siz hafif bir yük kullansanız dahi o yük tükenişe gitmeye başladığı zaman vücut tıpkı ağır yük kaldırıyormuş gibi zorlanmaya başlayacak. Evet. Ve vücut hareket hızı da istemsiz yavaşladığı için yüksek eşikli motorünitelerin, yani sadece ağır yüklerde devreye gelebilecek motorünitelerin katılım eşiğini düşürecek ki bu süreci telafi edebilme adına. Ve siz o hafif yüklerle çalıştığınızda set tükenişe gittiğinde tıpkı ağır yükle çalışıyormuş gibi hem tip 1 motor üniteleri hem de tip 2 motor üniteleri devreye sokabiliyorsunuz. Aslında yorgunluğun etkisi burada ortaya çıkıyor. Yalnızca ağır yüklerle çalışarak değil, yorgunluk varsa hafif yüklerle çalışarak da benzer bir patern izleyebiliyorsunuz. Peki hocam, buradaki yorgunluk periferal yorgunluk mu? Merkezi? Bu periferik yorgunluk olarak ele alıyoruz bunu. Merkeziye en sonda şeyde değiniriz. Ona özgü bir bölümde. Boyut prensibi kapsamında periferik yorgunluğun etkisi bu. Merkezi yorgunlukta genel anlamda bazı direnç antrenmanları değişkenleri vardı. İşte set arası kısa dinlenme olsun, uzun hareket açıklıkları gibi. Çok fazla veya kas hasarına yönelik çalışmalar gibi. Bunları çok fazla merkeze oturttuğunuzda yeterli düzeyde kas aktivasyonu sağlayamayacaksınız. Merkezi yorgunluk meydana geldiğinde beyin o yeterli sinyali gönderemiyor. Süreçten bağımsız olarak siz tükenişe gitseniz dahi etkili bir çalışma elde edemiyorsunuz. Mesela buna bir örnekle sormak istiyorum, hı-hı, hocam. Hani merkezi ve periferal yani bölgesel, evet, yorgunluğu, evet, ifade ederken. Örneğin ben çok tazeyim, cime gittim. Her, hı-hı, şey mükemmel yani. Güzel kafeinimi almışım, evet, falan böyle. Başladım, bisepsimi çalışıyorum. İşte güzel ısındım. İlk set periferal yorgunluğumunda, merkezi yorgunluğumunda sıfır olduğunu varsayalım. Hı hı. O esnada başladığımda ben birinci seti yaptım, ikinci seti yaptım. Artık bisepsim yorgun. Evet. Fakat genel olarak dinçim. Bu periferal yorgunluğu mu ifade eder? Bisepsteki o pump hissi, işte kaldıramama hissi, evet, bunu ifade eder. Ancak zaten biz merkezi yorgunluğu da istemli aktivasyon dediğimiz bir seviyeyle ölçüyoruz. Bu twitch interpolasyon denilen bir teknik var. Siz kasa maksimum kasılma emri verirken, kendiniz maksimum seviyede kasarken kasa sizin kasabileceğinizden üst düzeyde bir uyarı veriyorlar. Ve sizin kasabildiğiniz ile uyaranın verildiği arasındaki farka bakarak o kası istemli olarak ne kadar aktive edebildiğinize bakıyorlar. Dolayısıyla merkezi yorgunluğun ölçümü de aslında bir nebze kuvvet üzerinden ölçüldüğü için şey diyebilirim. Hani o ağırlığı kaldıramıyorsan evet merkezi yorgunlukta yaşıyorsun diyebilirim. Ancak merkezi yorgunluğun etkileri günler boyunca da devam ettiği için ve dediğim gibi kişinin kendini yorgun hissedip hissetmemesinden de bağımsız olduğu için direkt olarak şey diyemem. Aa, o zaman merkezi yorgunluk yaşıyorsun. Ama o pump hissi, işte koldaki yanma hissi vesaire, kaldıramama, işte o kontraktilitenin engellenmesi vesaire daha çok periferik yorgunlukla ilişkili diyebilirim. Peki hocam, örneğime devam ediyorum. Hı hı. Ben üst gövdemi 2 saat çalıştım. Tamam. Tamam, 2 saat oldu, böyle 20-25 set, evet, üst gövdemi çalıştım. Benim de normalde işte leg press'te 5 plaka takıyorum ve leg press'te işte 5 plakayla 10 tekrar yapıyorum diyelim. Ben 2 saat bu üst gövdemi çalıştım. Leg press'te tamamen alt gövdemi çalışıyor olayım. Burada benim normalde 5 plakayla yaptığım şeyi 10 tekrar yaptığım çalışmayı, evet, 5 tekrarı düşmesi yorgun olduğum için. Bu, evet, sefer bu merkezi bitkinlik olabilir mi? Evet, merkezi. Tahmin ediyorum yani, speküle ediyorum. Merkezide şöyle bir durum var aslında. İnsanlar merkezinin etkilerinin sistemik olduğunu bilmiyorlar. Bu sadece şimdi sen üst ve alt olarak örnek verdin. Ben daha ilginç bir çalışma söyleyeyim. İsteyen arkadaşlar atabiliriz bunu. Bazı araştırmalar var. Tek bacakla calf raise egzersizi yapmanın diğer bacakta dahi 48 saat boyunca merkezi yorgunluğa neden olduğunu gösteriyor. Yani siz yalnızca üst veya alt çalışmanıza gerek yok. Aynı uzvun farklı bölgelerini çalıştırsanız dahi 48 saat boyunca merkezi yorgunluk yaşayabiliyorsunuz. Çünkü merkezi zaten adı üstünde, merkezi sinir sistemi. Ve etkileri bölgesel değil, periferik, yani bütün vücudu, pardon, sistemik, yani bütün vücudu etkileyen etkileri var. Bu genelde şey konusunda da beni aydınlığa kavuşturan bir nokta olmuştur. Meslek hayatımda genelde gelirdi bu tarz sorular danışanlardan. Hocam ben üst çalıştım, işte üstüm dinlenirken o sırada karın çalışsam olur mu? İşte kol çalıştım, kolum dinlenirken o sırada bacak çalışsam olur mu? Hani bunu yapma derdik ama teorik olarak açıklayamazdık bir nebze, evet, nereden geldiğini. Şimdi bunun en azından cevabını verebiliyorum çünkü sen... Üstün dinleniyor olabilir bölgesel olarak ancak merkezi sinir sistemin hala yorgun ve tam dinlenme senin açından daha faydalı olacaktır. Yalnızca bu bölgesel üst alt olarak değil, verdiğim çalışma aynı alt vücutta bir bacağı çalıştırdığınızda diğer bacağın dahi 48 saat boyunca merkezi yorgunluk yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla bu verdiğin örnek hani spekülatif de olabilir, direkt yaşanmış bir olay da olabilir. Ancak üst çalışıp da alt vücudunda da kuvvet azalması bence merkezi yorgunlukla daha ilişkili. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam peki? Yine basitleştirerek soruyorum. Ben merkezi bitkinliğimin az olmasını isterim. Periferal bitkinliğin de olmasını isterim. Yani olabilir. Kasım hani büyümesi için. Evet, hani şöyle aslında ağır yüklerle çalıştığımızda aslında o hafif yükleri tükenişe götürüyormuş gibi bir periferik yorgunluk meydana gelmiyor. Aslında hani olabilir diyebiliriz. Olumlu etkileri olabilir ancak olmak zorunda değil. Yani ağır çalışıyorsanız olmak zorunda değil diyebilirim. Yok. Evet. Sonuçta amacım maksimum gelişmek. Evet, evet. Faydayı elde etmek istiyorsak merkezi yorgunluğu düşman, periferide dost olarak alabiliriz. Evet. Çok böyle hani binary direkt en basit şekliyle düşünüyorum. Peki hocam, ikinci bölümün de benim notlarımda sonuna geldik. Tabii sizin eklemek istedikleriniz var mı bilmiyorum. Yok sanırım. Şimdiye kadar şöyle bakıyorum. Bu hangi prensiplerin kas büyümesine etkide bulunduğunu güzel bir şekilde anlattınız hocam. Evet. Bayağı da aslında burada bir kitabı özetlediniz yani. Doğrudur. Buradan teorik bir şeyler aldık. Tabii bunu pratiğe de dökmek için şimdi teker teker hipertrofi, işte antrenman parametreleri. Evet. İşte kaç kilo çalışacağız? Yüksek tekrar mı, az tekrar mı hocam? Haftada kaç gün? Split mi, full body mi hocam? Aynen. Onlara biraz daha gireceğiz. Buradaki teorilerle beraber galiba orası iyice oturacak ama şimdiden aşağı yukarı sadece şu kısımlara bakarak bir antrenman programının nasıl olması gerektiği veya işte aslında kası çalıştırmak için neye dikkat etmemiz gerektiği insanlarda bir hissen böyle aklen temel olarak bir prensip olarak yani oturmuş olmalı diye tahmin ediyorum. Ya özellikle detay isteyen, böyle detaycı bizim gibi bir şeyleri cevabını bulamadığında uyuyamayan arkadaşlar için kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Veya ileri okuma yapmak isteyen arkadaşlar, bazı mekanizmalar hakkında fikri olmayan ve kendileri araştırıp daha da ileriye götürmek isteyen arkadaşlar için de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii sorarsanız herkes için iyi olduğunu düşünüyorum. Evet.